Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Ben gözleri şişmiş, yataktan yeni kalkmış ve saat 6'da video yetiştirmeye çalışan Emre. Bugün kanalımızın en sevilen serilerinden olan Oha Dersen Kaybedersin Challenge'ın ahiret bölümünü çekiyoruz. Bu serinin devam etmesini istiyorsanız ve bu tarz videoların daha çok gelmesini istiyorsanız kanala abone olup videoya like atarsanız çok sevinirim. Ve ayrıca şuradan bir Instagram hesabım çıkıyor. Oradan da takip ederseniz muhteşem olur. Ha dur bir dakika, bir şey unuttum. Şöyle videoya geçmeden kolonyalarınızı alın. Ben de biraz şöyle kendime dökeyim çünkü videoya geçmeden önce gerçekten bu kolonya bana enerji veriyor. Neden bilmiyorum. Ve şimdi daha fazla uzatmadan hop video. Evet, bakalım bu abimiz bize oha, çüş, yok artık gibi kelimeleri kullandırabilecek mi derken adam kendini kamuflaj yaptı boyayla. Ama buna oha demeyeceğim çünkü video daha çok uzun ve ben kaybetmek istemiyorum hemen bu challenge'ı. Ama adamın yaptığı şey gerçekten çok başarılı. Ben bu videodan gram bir şey anlamadım. Çocuğun sırtına bir krem sürüyorlar. Yani simsiyah çocuk bembeyaz oluyor abi. Nasıl oluyor bu? Böyle bir krem varsa ve bunun ismini biliyorsanız yorumlara lütfen yazar mısınız? Gerçekten çok merak ettim. Ya ben bu kadar kara değilim ama yine de merak ettim bunu. Burada bardakların üzerinden atlayan abimiz bakalım bizi şaşırtabilecek mi? Ve o bütün bardakların üzerinden atlıyor bu arada. Ve oha... Ya bir şey diyeceğim. Ya şuna bir bakar mısın? Adam bardakların üzerinde yürüyor. Şuna bak, adam havada 3 adım atıyor ya. Böyle bir şeyin imkanı var mı? Şuna bak şuna. Adam yürüyor resmen havada. Buna oha dememek mümkün değil. İlik hakkımı kaybediyorum ve bu challenge'ı sanırım kaybedeceğim ben. Birbirinden rahatlatıcı videolar var derken yalan söylemiyordum. Bu video inanılmaz rahatlatıcı ve bu videoda artık biz şey de izleyeceğiz. Hem sizi rahatlatan hem de acıktıran videolar da izleyeceğiz. Haberiniz olsun, sonuna kadar izleyin yani. Böyle bir şeyi siz daha önce gördünüz mü bilmiyorum ama bu yumurtanın içinden bir sürü sarı çıkıyor abi. Bakın şimdi. Bak, yumurtayı kırdı, içinden bir sürü sarı çıktı. Yani bu ne, GDO'lu yumurta falan mı abi? Böyle bir şeyin olması mümkün mü? Ya bana imkansız gibi geliyor ama arada bir olabilir böyle şeyler, bilmiyorum. Burada çim duvarı temizleyen abimiz var ve bu video kesinlikle oha denilecek bir video değil bence. Çünkü İşçiliğine, emeğine sağlık derim ben bu videoya. Çok saçma bir yorum yaptım. Niye böyle bir şey dedim ben ya? Dünyanın en rahatlatıcı videolarından birisi olabilir. Instagram'da sürekli bu videolar karşınıza çıkıyordur arkadaşlar. Konuşamıyorum bu arada. Bakın şu video inanılmaz rahatlatıcı. Bu boya kutusundaki şeyleri alıyor böyle. Ya çok rahatlatıcı değil mi? Bana çok rahatlatıcı geliyor yani. Size gelmiyorsa ben de çok rahatlatıcı dedim ya. Şuna bakar mısın? Bak tüylerim diken diken oluyor. Çok rahatlatıcı değil mi sizce de? Ama hayır, oha demeyeceğim ve bu challenge'ı ben kazanacağım bugün. Benim oha dediğim yerleri bulup yorumlara yazanlara kalp atıyorum. Bilginiz olsun, bu kuralı unutmayın. Burada çok tatlış bir yastık var ama çok kirli. Ve bu ablamız bu hangi makinayla temizliyor bunu? Bu pisliği bu kadar temizleyen makine mi varmış? Bir şey diyeyim mi? Annem şu makinayı görsün yemin ederim direkt gider alır he. Evet, burada ayakları felaket kirlenmiş birisi. Bu ayaklarla sen bir de eve mi girdin? Benim annem girsem ağzıma sıçardı, neyse. Ayağınızı buraya böyle sürttüğünüz zaman o pisliklerden kurtulabilirsiniz demek istiyorlar size ama lütfen rica ediyorum eve bu şekilde girmeyin arkadaşlar. Ben olsam ben de ağzınıza sıçarım. Bak, bu makine beni inanılmaz rahatlatıyor ama ağaçları kestiklerini gördüğümde bu video beni inanılmaz rahatsız ediyor. Yani doğaya zarar vermeleri gerçekten rahatsız edici. Ama şu makinenin ne bileyim ya, farklı bir havası, farklı bir aurası var. Şuna baksana ya, her tarafı talan etti. Bütün ağaçları söktü, dibinden götürdü ya, vicdansızlar. Bu ablamız yıllar sonra kumbarasını açıyor ve içinden inanılmaz derecede paralar çıkıyor. Yani bu nasıl bir sabır bilmiyorum. Ben kumbarama para attığımda akşam lazım oluyor, geri alıyorum yani, öyle bir şey. Bu aletten kesinlikle almayın, hiç önermiyorum. Çünkü bu aleti ben böyle bir videoda izledim ve hoşuma gitti. Gittim aldım. Hiçbir boka yaramıyor. Karpuzun üzerine böyle bastığınız zaman elinizdeki alet elinizde kalıyor. Kırılıyor yani. Hiçbir boka yaramıyor. Gidip paranızı boş yere harcamayın. Bilmiyorum, ben belki dandiğini almış olabilirim ama yine de tavsiye etmiyorum yani. Alın bıçakla kesin yani, uğraşıyorsunuz. Bu videoyu tam olarak anlamadım ama bu şey mi? Leke tutmaz çorap falan mı? Tam olarak anlayamadım bunu. Yani bunu, bu videoyu bana kızlar açıklayabilir büyük ihtimal. Açıklarsanız sevinirim yorumlarda. Hiçbir şey anlamadım. Bunu nasıl yaptılar hiç bilmiyorum ama burada bak su damlacıklarını görüyorsunuz değil mi? Hepsini birbirinden yutuyor ama yani bunlar böyle nasıl duruyor birbirine değmeden, onu anlamadım. Yani bir sprey falan sıkmış olabilir mi bilmiyorum. Çok garip. Ya bir şey diyeceğim. Ben bu videoyu izlerken henüz daha kahvaltı yapmamıştım ve benim karşıma neden böyle bir video çıkıyor bu videoda?
Yani ben rahatlatıcı video izlemek için gelmiştim ama benim karşıma yemek videoları çıkıyor. İnanılmaz sinir bozucu bu. Hangi yemek olursa olsun üzerine kaşar eritildiğinde muhteşem bir tadı oluyor. Yani kaşar gerçekten iyi ki var. Şimdi size karnınızı daha çok acıktıracak bir video açıyorum. Bana kesinlikle sövmeyin ne olur. Bak şu videonun güzelliğine, şu videonun rahatlatıcılığına bir bakın. Bak sese bak, görüntüye bak. İnanılmaz huzur verici ve acıktırıcı bir video. Şu an canım tatlı çekti. Hemen acilen tatlı yemeye gitmem gerekiyor. Bak şuna bakar mısın? Bak şimdi şerbet sesi gelecek. Ya çok güzel ama. Enes abi sen bu işi yapıyorsun var ya. Bu adam işinin hakkını veriyor ya. Baltimore, İzmir, Los Fes, Kilas, barbekü, grill ya da mangal, Şivas, kamyon, tır, çeker, kan. Bak bu arada bir şey diyeceğim. Enes abinin mekanına o kadar gittim. Şu an yaptığı tatlıdan, bak şu anki gördüğünüz tatlıyı hiç yemedim. Bunun ne olduğunu bilmiyorum. Enes abi sana sesleniyorum buradan. Ben geldiğimi rica ediyorum. Bu tatlıdan bana yaparsan çok sevinirim. Bir şey diyeceğim. Bu bir reklam değildir ama gerçekten gidin, görün, yiyin, o tadı alın. Gerçekten hayatınızda ilk defa böyle bir tatlı yediğinizi fark edeceksiniz. Bak bu arada mekanları da Ankara'da ve buraya gitmenizi şiddetle öneriyorum. Çünkü ben sürekli gidip yiyorum. Çok güzel tatlıları var. Neyse sizi güzel güzel acıktırdığıma göre artık videonun kalan kısmına devam edebiliriz diye düşünüyorum. Burada sahil kenarında abimiz çay keyfi yapacak sanırım derken... Ya gerçekten inanılmaz rahatsız oldum şu an. Adam güzel bir keyif yapacaktı. Neyse devam ediyoruz. Bak bu videoyu daha önce de izlemiştim. Bunu nasıl yapıyorsun abi ya? Yani işinin ehli dedikleri insanlar böyle oluyor sanırım. Bilmiyorum ama. Şu videoyu anlayabilen var mı? Bak çimleri yakıyor. Üzerinde kar var aslında şey böyle. Bizim dilimizce kırağa düşmüş derler yani. Çimin üzerine kırağa düşmüş. Ve bunlar yanıyor. Nasıl yaptıklarını hiçbir şekilde anlamadım. Bu videoya ben oha demek istiyorum bu arada. Gerçekten nasıl yaptıklarını anlamadım. Ben bu videoda sağdaki ablanın gerçek, soldakinin de böyle yanında gezdirdiği köpek falan olduğunu düşünmüştüm ama sağdaki abla animasyonmuş. Bunu nasıl yaptılar hiçbir fikrim yok ama çok güzel olmuş. Ama son hakkımı buraya kullanmayacağım. Ben bu challenge'ı kazanacağım abi. Bak şurada ne yaptıkları hakkında hiçbir fikrim yok ve her videoda size soruyorum. Burada ne yapıyorlar tam olarak? Ben bunu bir anlayamadım gitti ya. Bu ne yiyeceği böyle? Bak üzerine yumurta falan kırıyor. Çok garip bir yiyecek ya. Kimse de bilmiyor bunun ne olduğunu. Bilen varsa lütfen yorumlara yazsın. Aha bir şey diyeceğim. Bu eşofman mı? Eşofman veya çorap olması lazım mı? Altındaki böyle bunlar ne denir ya? Böyle şeyler oluyor yani. İsmini getiremedim. Neyse gördüğünüz şeyler benim sivitlerime de oluyor ve jiletle temizliyor onları, çok garip. Bu videoda gerçekten çok önemli bir bilgi aldım. Sivitlerimde oluşan bu durumu jiletle halledeceğim artık. Gerçekten deneyeceğim bunu. Burada abimiz bir çukura düşecek sanırım. Hayır gitme gitme, gidersen iki takla atarsın sanırım. Hayır. Hayır hayır. Başaramayacaksın, yapma, iki takla atacaksın. Bir şey diyeceğim. Sen onu arabayı nasıl soktun oraya? Adam arabayı dümdüz indirdi ya lan. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Bu tarzdan videoların daha çok gelmesini istiyorsanız like atıp kanala abone olabilirsiniz. Şimdilik kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın. Bye bye.